بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Bismillahirrahmanirrahim. Usul-i itikadı Ahl-i Sünnet ve Cemaat kitabından 152. eserde tohta geldik. Abi o kadar gitmiyor ki. Abi Umama'dan havarcılar başları hakkında gitmiyor. O kadar gitmiyor. Onda 153'den başlayımız. أخبرنا محمد بن أحمد أخبرنا أحمد بن محمد التوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو أتبة قال حدثنا بقية حدثنا معان بن رفاعة عن أبي خلف المكفوف أنه سمعه يقول سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على الضلالة Ümmetim zalalet üstüde cemlenmeydi dediler. Ümmetim zalalet üstüde cemlenmeydi. Yani bütün ümmet adaş gitmedi hiç kaçan. Elbette hak insanlar bulturadı. Bütün ümmet zalalette bulturmaydı yani. Ve ümmetim zalalet ki cemlenmeydi dediler. فَاِذَا رَأَيْتُمُ الْاِخْتِلَافِ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَامِ Eğer ihtilafı kurseyler, sevadül azamını lazım dediler. Sevadül azam diyene katta Müslümanlar tudası diyen. Aleyküm biz sevadil azam diyen. Bu kim o katta tuda? Bu fakat siz yaşayıp durduğun zamandaki adamlar katta tudası emez. Mesela bugün günde adamlarda kupçiliğini lazım tutuyorlar deseyiz, adamlarda kupçiliği yıkarsayız birinciden yeryüzünde 7 milyar adam değilken buysa, 7 milyar adamını Müslümandır, kağızga salıngeni uzun var yok 1 milyar. Karın gibi. 6 milyar kafir mi? Anık kafir. 6 milyar. Şimdi o 1 milyar Müslümanman diyenler de o kağızda halas o. O kana hesap kitabı mesela Uzbekistan 26 milyon değil mi? Müslüman değil mesela. Şuna kama hakikaten yok. Hakikaten ona kama aslı. Yani kendi onlar hançası aslı. Hakiki uzun namı atası Müslüman bu gibi uzun bir dinge karşı kanka adamda. Kıskası Savadul Azam siz yaşayıp dururken payetteki cemaat tudası diyenemez. Savadul Azam bizde o tarihimiz, Resulullah keçe borgen insanlar, hani Savadul Azam deyinler. Bir anse de ıhtılaplaşıp olsaydık, doğru mu, na doğru mu deyip, o şeyler kıyganı gekariyemiz. O şeyler kanak kıyganı. Mesela imamlar sanıp çıktı ki o, kança kança imamlar. Hani şöyle Savadul Azam deyinler. Azam onu çüntürerdi. Ta ki kimdir uylemezsin ki, Anas radıyallahu anh'daki bu hadisi var, Resulullah sallallahu sözlerini, biz uzumuz haklıken tamamen burup tafsir kıldık da uylemezsin. Bunu hazır mı? Sahabi, Abdullah Mesud uzun tafsir kıbirerdi kiladı bu alayı. An Abdullah ibn Umar kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yecme'u Allahu hâzihi l-ümmete alâ zalâletin ebeden. Allah bu ümmetini hiç kaçan zalâlet üstü cemlemeydi. Yani hemme adaşıp gitmeydi hiç kaçan. Allah'ın kule cemaat bile birge buladı. Sizler savadıl azam bir geçiler. Çünkü kim acirelse cehennemge karab acirelerdi. Men şezze şezefin nâb yani. Yani bu cemaatten maksadım kud düşündü. Sahabeler, tabi'inler, teber tabi'inler, imamlar yüller. Biz geçeyiz ki yani. Kim şularda yüllerden çıksa elbette cehennem yakarıp çıkardı. Yani bu adam yüllerden ateş etti yani. King Isnad Umar radıyallahu anhu'dan yani. Umar radıyallahu anhu Şam'da hutba kıldılar. Umar radıyallahu anhu ettiler. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم men sizlarda Allohning turgandek o'rinda turdilar. Ya'ni shunday minbarda turdilar, shu yerda degan. Umar radhiyallohu anhu hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarda turib xutba qilyapti, aytayaptiki, Rasululloh xuddi shu yerda turib xutba qildi, deyapdi. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Vastavsu bi ashabi khayra." Mening sahobalarimga yaxshi munosabatda bo'linglar dedilar. Ya'ni sahobalarni ehtirom qilinglar. Sahabalar büyükleyler. Bu hasreten Resul sallallahu aleyhi ve sellem'ni mukaddem sahabeler. Yani all dingi sahabeler. Mesela Halid ibn-i Velid bilen
Abdurrahman ibn Auf urushib qolgan paytda asli kelasini sahobiymi? Abdurrahman ibn Auf kim aslida? Abdurrahman ibn Auf u eski muhojirlardan. Qadim sahobalardan ya'ni. Hop, Xolid ibn Valid kim? Xolid ibn Valid keyinchalik islomga kirgan va lekin shunga qaramasa baribir sahobiy bo'lgan, hattoki Sayfulloh deb nomlandi-yu, Allohning qilichi deb nomlandi. Shunga qaramasdan ikkalasi ham sahobiy, ikkalasi ham islomga katta xizmat qilgan odam. Shunga qaramasdan Abdurrahman ibn Auf bilan Xolid ibn Valid aytib qolgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la tasubbu ashabi deganlar. Sahobalarni so'kmanglar deganlar. Hozir kimga aytilyapti bu gap demak? Xolid ibn Validga aytilyapti. Sahobalarim deb kimga aytilyapti? Abdurrahman ibn Avfga o'xshagan sahobalar. Ya'ni hattoki sahobalar o'rtasida ham qadim sahobalar hurmati balantiroq bo'lgan. Qadim sahobalar. Shuning uchun ham hozir asosan sahobalariga qarab nima deyaptilar? Sahobalarimga yaxshi munosabatda bo'linglar deb. Ya'ni hozirgina kechagina islomga kirgan odamlar, endi 10 yildan beri, 15 yildan beri islomda yurgan, islom xizmatida yurgan odamlarni chetga surib qo'yib, ularni nazar pisand qilmasdan, ya'ni qilmasin ularga haqqini, ularni poymol qilmasin degani. Va keyin keladiganlar bir tariqa alo endi ya'ni. Summallazina yalunahum, so'ngra sahobalardan keyin keladiganlarga ham. Summallazina yalunahum, ulardan keyin keladiganlarga ham. Demak, mana shu 3 asrdagi insonlarga ehtirom qilishni buyuryapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularga hurmatini qilishlikni, ya'ni gapiga kirishlikni buyuryapti. Kim bular? Sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar. 3 asr mana. So'ngra ana shu 3 asrdan keyin aytdilarki, summa yafshul kazibu. So'ngra yolg'on tarqaladi o'rtasida. 3 asrdan keyin hali. Hozir endi 14 asr bo'ldi. 14 asr ya'ni. So'ngra yolg'on tarqaladi dedilar. Hatta ya'jilur rajulu bishahadati qabla an yus'alaha. Hatto kishilar guvohlik so'ralinishidan oldin guvohlikka shoshiladi. Hech kim uni haligi bu guvohligini so'ragani yo'q. Hech kim uni bir narsani ayt degani yo'q. Odamlarda shunaqa-ku, haligi o'rmon hayoti bu ham, hayvonlardagi xislat. Odamlar haligi bir odamni bir kirdikorini bilib oladida, shuni yopishdi o'rniga, endi qolxona qilib yuradi. Aytish kerak, sharmandasini chiqarish kerak. Mana men guvohman. Buni hozir hammaga tarqatish kerak deb yuradi-yu. Ana shu undan guvohlik so'ralmasdan turib guvohlikka shoshilib yurish. Bu odamlarni kirdikorini poylab turishligidan alomat bu odam. Bu odamlarda haligi kirdikorini qoqilishligini poylab turishligidan alomat. Hech kimdan so'ragani yo'q shu odam haqida. O'zi borib odamlarga men guvohman, vallohi ana shunaqa odam deb yuradi. Haligi hech kimdan so'ragani yo'q aslida ya'ni. Shuning uchun ham aslida shahodat so'ralmasdan turib guvohlik berishlikni yaxshi tomoni ham bor bir o'rinlarda. Masalan, bir odam bor bir narsani birovga aytayaptiki, masalan, mana shu narsa meniki deyapti. Haqiqatan u odamniki. Lekin bittasi buni o'g'irlab olgan, guvoh olib ketib o'tirib olgan. Sen o'g'irlagansan deyapti. Masalan, u odam aytayaptiki, "Yo'q, men o'g'irlaganim yo'q, guvoh olib ketib o'g'irlagan bo'lsam" deyapti. Shu paytda siz ko'rgansiz shuni o'g'irlaganini. Ko'rgansiz. Sizdan so'ralgan yo'q lekin. Ana shu paytda bu odam hozir mazmun bo'lib o'tiribdi-yu, narsasi birov olib qo'yapti uni. O'g'irlaganing yo'q. Ana shu paytda siz guvohlik bersangiz bu yaxshi ish bu. Bu yaxshi narsa bu. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahobalar shuna qilib guvohlik berdi-yu. Rasululloh hariga tuya sotgan qissada arobiy tuyani olmadim deb turib oldi. Sotmadim turib oldi. Rasululloh sotding desa, yo'q, sotmadim turib oldi. Guvoh olib kelmasam dedi. Shunda Huzaymat ibn Sobit guvohlik berdi-yu. Men guvoh bo'lganman. So'ragan yo'q hech kimdan. Demak, mana bu hozir guvohlik so'ralmasdan guvohlik berishlikning yaxshi o'rni ham bor. Qachon agar mazlumni tarafdori bo'lsangiz. Lekin boshqa o'rinlarda guvohlik so'ralmasdan turib guvohlik berish bu yolg'onchilikdan dalolat bo'lib qoladi ya'ni. Yoki yana bir o'rni bor buni, guvohlik so'ralmasdan guvohlik berishlikning yomon tomonlaridan biri. Ba'zi odamlarga masalan, palondek dedingmi, palondek qildingmi deb shunchaki so'rasangiz, birdan vallohi Allohga qasam bilan qilmaganman deydi-yu. A kimsinga so'rayapti qasam ichdi hali? Kimsinga al qasam ichdi dedi. Ya'ni hali o'zini oqlab birdan 100 martalik qasamlar ichib bir narsa qilib yuboradi. Ana shu narsalardan bu hozir yolg'onchilikka alomat bo'lib qoladi. Kishi ya'ni uni qanga qilib qasam ichib yotishligi bir shubha tug'diradi insonda ya'ni. Hop. Faman arada bahbuhatal jannati falyalzamil jamaa. Kim jannatning bahbuhasini istasa jamoatni lozim tushunadi. Bahbuhasi degani jannatning eng markazi degani. Poytaxt degani. Yaxshi joyi. Jannatda ana shunaqa eng yaxshi joyini istasa bu jamoatni lozim tushunadi. Yana qanaqa jamoat?
şu utken sahabeler, tabi'inler, tabi tabi'inler, yukarıda Resulullah uzbi ilgili böyle diyor. Sümme lezine yelunahum, sümme lezine yelunahumdur. Hani şunlar yani. Sonra ondan ki inki gelirlerdir, belge belgen kişiler. Çünkü şeytan yalgız bilen birge bulan. Yani yalgız kogenge şeytan küçülürak yapışadı. Ve minel isneyin abad. İki de bu ise uzakrak buladı ondan. Kança kupeyse şu şeytan ondan uzakrak buladı yani. فَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ Yani şimdi bana mu'min deyip alamatını etkiledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ne? Yakşilik kılıç kuantırsa, yamanlik kılıç hafaksa, yani şu mu'min kendi geldi. Şimdi insan uzun şunu kuruş gireydi, eğer şu hıslet yok olsa insan uzun üstüge bir kefenin tartı kuruş gireydi. Yani ulik insan diye yani. Bu, insan kalbi ulik diye yani. Kim ne? Hasanatı kuantırsa, sayyiatı yani yamanlik hafaksa, yani şu mu'min deyip. Bazı adamlar var ki, yakşilik kılıç, onu kuvantırış nazarında tutsun, o da yakşilik kılınışını kursa kuvanmaydı. Mesela tarihi bir teşvikat işleri bulsa, aşağı bir yakşilik işlerini uyuşturuş bulsa, manşak nazarında yok mekete uğradı o adam. Hayır, o da kıyay yok onu. O da şuna işlerdi, kılıç yok mekete uğradı. Ama bu hasanat onu kuvantırmaydı yani. Hasanat kuvantırmaydı. Yok ki yamanlığı onu yaman haletke samaydı. Hatırcam yamanlık kılı uğradı. Yomonligi, yomonlik qilsa gunoh uni siqmaydi. Gunoh insonni siqsa, ya'ni qanday siqsa? Allohning oldida inson qalbi siqilsa-da gunoh qilgandan keyin. Shu alomat bo'ladi nimaga? Insonda iymon borligiga. Chunki Allohdan xijolat bo'lyapti deganida, uyalyapti degani, ya'ni hayo qilyapti degani. Ana shunda bu iymon alomati bo'ladi ya'ni. عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والناحية Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم ettiler Şeytan adam bolasının buğrusudur. Hatta ki kuyularda buğrusu bu geldik. Adam bolasının buğrusu var. Ne o? Şeytan. Halbuki buğru kuyularda kilip acelgen, çitki çıkan Taşkarda yürgen düşünüp gitti diyor. Kuddu şuna ki adam zaten şeytan acırılgen düşünüp gitti. Cemaatten acırılgenini, uzunca bir adam boğulgenini, en üstte kalsın şeytan apış gitti diyor. Şerze diyen şu, acırılgen, kalsıya çirke çıkan, nahiyeyem şu manada, atrafa çıkan insanın şeytanı uğurluydu. Kimden atrafından çıkış bu? Yani bu göpler nuhayet de nazik nesiler. Hazık günde mesela, adamlar hemen şunu tutuvaladı. Kızık nesi de bu. Hamma aytadi ki, mana butun dunyodagi hozir musulmonlar qanaqa qilsa shunaqa bo'lish kerak ekan deydi. Biz yana takror aytamiz, butun dunyodagi musulmonlarda hozir quruq nimasi bor? Nomi bor quruq, hech narsasi yo'q. Endi shunaqa bo'lish kerak ekan hamma yo'q. Hozir bu yerda jamoat ajralmaslik kerak deganda yana takror aytayapmiz. Rasululloh o'zi belgilab berdi, sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar jamoatini. Biz o'qiyotgan bobimiz ham asli shu, o'shalar yo'lini lozim tutish haqidagi bobni o'qiyapmiz yana. Hop. عن زيد بن أسلم عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كينغستون إن الله أمرني بالجماعة الله من بيرد جماعتك كم جماعتان بر قارج چقسا إسلام باغچنى بويندن يستشب دمك من بيرد كتجع براس قريم إسلام باغچ ديابد بس من شوندن چقد عليك ديمقراطية ديگن نرسه كافر مز بزيگن گپ يعني او ديمقراطية نم ديگن بس ديش خنگ بويندن Arkan yok, biz irkimiz, hürriyet, azabız. Ne var işte ki kulumuzdan ki yankı işte kılığıramız diye nerse yani. Yok, bizde ne kadar şeriyeti. Hem ben bu indi ne var bırakken İslam'ın bağıcı var yani. Bu İslam bağlı var yani. Bak kim demokrat yemendisi hiç de şaptı tuttu şu an. Ne buladı bu? Kafir buladı yani. Kim eğer cemaatte ecrelse yem kutlu şuna kadar yap. İslam bağışını bu indi hiç de şaptı yaptı. Yok, ben sahabeler kıyken de kıyım ben. Ben tabiyle kıyken de kıyım ben. Tabi tabiyle kıyandı kimiymen dese İslam boğuşunu boyundan hiç teşebbü deyip. Yani bir karış digenliği bu nuhayette dakik bu seyim digene de az gene bu seyim digene. Hareket cemaatten çıksa. Bütün mesela cemaatin yem doğru gene yok. Yani bir karış bu seyim çünkü karış çıkıyor mesela. Yani çünkü hem İslam boğuşu boyundan hiç teşebbü deyip. Yani. Hop. Kingi İslat bana İbn-i Mesud'dan kiri yaptı indi. Sabit ibn Khutba aytadi, Semi'at ibn Mas'ud va huwa yaxtubu va huwa yaqul ibn Mas'ud xutbada eshitdim dedi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdilar: "Ya yuhannas, alaykum bit-ta'ati val-jama'a." Ey odamlar, to'at va jamoatni lozim tutinglar. Ya'ni
Müslüman başlık bulsa, Müslüman başlıkları itaat kılıp, cemaati lazım tuttular. فَاِنَّهُمَ السَّبِيلُ اِلَى حَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın arkanıge yol anışı bulad. Yani وَاَتَسِيمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعَ diyen ayette. Allah'ın arkanını tutuyla diyen. Yani şu Allah'ın arkanını tutuştuğu yolu da yaptı, cemaati lazım tutuşturan bulad. Şimdi gelen insan tutuyorlar yani. Allah ana şunge buyurgen. Ve sizler cemaatte yoktırmayı diyen işlerin, o zenginçi fırkı çıkarıp yoktırgen işlerinden yakşırağdır. Yani bir emkette gelmem. Yani mesela bir Müslümanlar cemaati var. Sahabalar yolunu tutkenmiz ve tabiinle yolunu tutkenmiz diyen, tabiyle yolunu tutkenmiz diyen. Lekin bari bir insan zatında hatalar buladı mı? İnsan zatında kemçilikler buladı mı? O şey kemçiliklerde kurup kalıp gâhıda acizel mahçubuluyor atarlar gibi cemaatten. Mesela halifelik bulsa, halifelik de ilacı yok, kemçilikler buladı yani. İlacı yok. Şimdi uşan da adamlar kurup alıp uşan ya bu meydi bu acizel işlemiz gereği, bu nokta bu halifelik bu meydi. Degen geplerde kısa şu ayetini yap. Cemaatte sizler yoktırmaydı genden sizlerin kurseyler hem cemaatte buluştukların yakşırağdır. Uzlayınca fırkı çıkarıp da cemaat buluştuklar diye. Yok biz yengi insan kılamız. Zengi de cemaat çıkaramız. Değiştikten yakşır olur diye. Çünkü yengiçi çıkarışlıydı günahı olsa en katta o kişinin içkerdeki günahlar dedim yani. Şunun için de sahabeler, tabiinler hani haccaçke bu sünüşke buyurken. Çünkü haccaç Kur'an'dan başkarken beraber. Adamlardı. Uzu zalim bu seyem. Uzu başka fıskı bu seyem. Yok ki Muaviye radıyallahu anh'ın farzantları Yezid ibn-i Muaviye. O farzantları hem uzu piskı bu seyem. Uzu bir zulmü bu seyem. Uçtan ki yine Abdülmelik ibn-i Marvanlılar hemen. Sahabeler, tabiiler hemen uçlarına bu sünüşke buyurken. Nemege? Çünkü hemen sahabeler, tabiiler uçları tamamdı bugün de. Şu cemaati saklaş bizgi muhum diyen. Agarçı hataları bu seyem diyen. Onun için uzayın için gittik de fırka çıkarıştan diyen. Şunun için hem Abdullah ibn-i Zübeyir'e Mekke'de uzu hilafatını ilan kıyken peyitte Abdullah ibn-i Abbas en birinci bir karşı çıkan kişilerden bugün. Abdullah ibn-i Zübeyir'de lekin fazlini tamam agen Abdullah ibn-i Abbas. Etken bu yakşı diyen sahabeydi, oğlu bu sahabeydi diyen. Abu Bakır nevrası bu diyen. Hemen sesini tamam agen. Lekin bu uzu için bir fırka kılı çıkıyor agen yakşımız bu diyen. Abdullah ibn Zubeyr'di. Ve ana şundan kaytargan odamlar. Abdullah ibn Umar'ın şu cümleden. Abdullah ibn Zubeyr'di etken ki, her iki hadiste etken. Kabe'de bir güruh insanlar kan tükedi. Degen hadis var da. Kabe'de bir güruh insanlar kan tükedi degen hadis var. Tahdid hadisi yani. Uşa hadiste Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubeyr'e barba etken. Ey sen degen. Burayın tindaş bugün de. Sen agah bu, Resulullah senin nazarı tutuyor musun yani diyen. Allahümme kim geyti yaptı bunu? Abdullah ibn-i Zübeyir geyti yaptı. Abdullah ibn-i Zübeyir ne makale yaptı o zaman? Uyan ben paçak bulamam diyen yok. Hakiki adaletlik halife bulamam diyen. Abdullah ibn-i Zübeyir. Ne makale yaptıysa çünkü manolar pas kıp gitti diyen. Kim ne? Şam'daki Muaviye radıyallahu anh'ın zürriyatını. Yezid ibn-i Muaviye, Abdülmelik ibn-i Mervanlar onlar diyen. Bunlar diyen, hadi paçaklı yıkılıp ilgeli oldu bunlar diyen. Karşı çıkamız, bunlarla yıktığımız diyen. Ana şunda Abdullah Umar aytgan, "Voy, sen sabab bo'libsan shu Makka da qon to'kilishga" degan. U yoqdan Shomdan qo'shin jo'natganda Hajjojdi. Abdulmalik ibn Marvon. Bor urush degan Abdullah Zubayr bilan. "Sen sabab bo'libsan qon to'kilishiga, sen bo'lma o'sha hadisda aytilgan gap" degan. Abdullah Zubayr aytganki, "Sen bo'lma tag'in" degan. Unga aytgan. Sahobalar bu bir-biriga raddiya qila olgan ya'ni. Natijada haqiqatan qon to'kildi. Hajjoj keldi, Ka'baga toshlar otdi, buzdi Ka'balarni. Hajjoj kelib, odamlarni o'ldirdi, Abdulloh ibn Zubayr ham o'ldirdi, xoshga osdi. Ana shundan keyin katta yomonliklar chiqdi. Shuning uchun ham agar xalifa zolim bo'lsa ham, xalifa alkash bo'lsa ham, fosiq o'zi bil, fojir odam, lekin Qur'on bilan boshqaryapti hamma yo'q. Tamom, bu sunishimiz vojib bo'ladi. Rasululloh ham aynan shunga buyurganlar. Shuning uchun ham agar masalan, illo kufr bavoh ko'rmasanglar deganlar, ochiq kufr. Agar ochiq kufr ko'rinmasa, hamma fisqiga qaramasdan bo'ysunlar. Mana shu gap aytiladi deydi. Fa inna ma takrahuna fil jamoa, sizlar jamoat bo'lib turganligida yoki yomon ko'rgan ishlaring bo'lsa ham, yangicha bir fursat chiqarishlaringdan o'zing yaxshiroq bo'ladi degan. Hop. Hadis bu sahih qordagi isnod, ya'ni Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu da. Keyingisi bu ham Amr ibn Maymundan kelyapti isnod. Qala Qadima alayna Mu'az ibn Jabal ala ahdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Amr ibn Maymun aytayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida Mu'az ibn Jabal radhiyallohu anhu keldilar
Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muoz Yamanga jo'natganlar-u. Muoz radhiyallohu anhu Yamanga jo'natganda shuni aytayapti. Men amr bilmayman. Rasululloh zamonida yo'q o'zi Muoz ibn Jabal bizning oldimizga keldi deydi. Muozni muhabbat qalbimga tushib qoldi. Ya'ni Muozni yaxshi ko'rib qoldim. Muozni lozim tutdim deydi. Ya'ni Muoz radhiyallohu anhu katta faqih bo'lgan. Olim sahobalardan bo'lgan. Hatto ki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar-u, Muoz ulamolarda boshlig'i bo'lib qiyomatda tiriladi, birinchi safida deganlar. Muoz ibn Jabal ulamolarda, sahobalarda ichidagi va butun ummatda ichidagi ulamolarda eng boshlig'i Muoz ibn Jabal qiyomatda ulamolarda eng peshvosi oldidagi inson bo'lib tiriladi deganlar. Shuning uchun ham aynan Rasululloh Muozni tanlab Shomga Yamanga jo'natgan bo'lganlar. Yamanga din ta'limini berishlik uchun ya'ni. Shuni aytayapti. Muoz ibn Jabal kelgan paytda qalbimga muhabbat tushib qoldi deyapti. Yuqoridagi robiy aytayapti. Muozni lozim tutdim deyapti. Hattoki Shomda tuproqqa ko'mib keldim oborib. Ya'ni bu nima degani? O'lguncha lozim tutdim demoqchi. O'lguncha lozim tutdim, oxiri Shomda o'ldi deyapti-da, ko'mdik deyapti. So'ngra Muozdan keyingi eng faqih inson Abdulloh ibn Mas'udni lozim tutdim deyapti. Demak, Muoz radhiyallohu anhu dan keyin eng faqih kim? Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu lozim tutdim deyapti. Bir kuni Abdulloh ibn Mas'ud zikr qildilar. Fadukira yawman indahu Abdulloh Mas'ud oldida ya'ni zikr qilinyapti. Namoz vaqtidan kechiktirish, ya'ni shu Umaviylar xilofatida, ana shu hajjojlar zamonida namoz vaqtidan kechiktirish avj olgan. Endi bu bitta ikkita odam emas, qasdan jamoat bo'lib hajjoj boshligidagi va hajjojni amriga bo'ysunadigan odamlar namoz vaqtidan kechiktirishgan. Ya'ni masalan, jumani asr vaqtida o'qishgan. Qasdan kechiktirishgan. Namozlarda eng qazo bo'ladigan vaqtiga kechiktirib o'qishgan. Qasdan shunaqa qilishgan. Hajjoj shunaqangi bir jinni odam bo'lganda, hamma narsani boshqalarga xilof qilib qilishni yaxshi ko'rgan. Sizga qo'ngandek qilaman men degan. O'zicha endi unga shubhalar ham bo'lgan o'zini. Mana shunaqa qilib namoz vaqtidan kechiktirishgan. Aslida bunda hadisda ham kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kayfa antum idza kana alaykum umara yu'akhiruna salata an waqtiha?" Qanday qilar ekansizlar, hali sizlarga bir amirlar keladiki, namoz vaqtidan kechiktiradi deganlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahobalar aytadi: "Nima qilaylik ya Rasululloh?" shunday bo'lsa. Ya'ni namoz vaqtidan kechiktirsa ixtiyor qilaveramizmi bor, nima qilaylik deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday aytganlar: "Namozni uylaringda o'zlaring o'qiysizlarda farzdir. Keyin kechiktirsa ham borib ularga iqtido qilaverasizlar, sizlarga nafil bo'ladi" deganlar. Kechiktirsa ham. Mana bunda dalil chiqadiki, jamoatni muhofaza qilish qay darajada ta'kidliligi. Ammo bo'lsa bu qazo qilib o'qiyapti, nima kerak unga iqtido qilib? Yo'q, bor, baribir jamoatga chiqishing kerak deyapti. Azon eshitgandan keyin nima qilish kerak? Javob qilish kerak-da ya'ni. Shuning uchun imomni bir bo'lmag'ir odam deb o'ylasangiz ham, imomni bir yo'q, mumkin shubha bor deb o'ylasangiz ham iqtido qilishingiz kerak-da, qaytadan o'qib olishingiz kerak. Jamoat baribir lozim tutilishi kerak. Xuddi shu hadisda hozir Abdulloh Mas'ud aytildi. Xo'p, Abdulloh Mas'ud oldida zikr qilinyapti shu voqea. Namoz vaqtidan kechiktirishyapti deganda Abdulloh Mas'ud aytganlar: "Sallallohu fi buyutikum, uylaringda o'qib olinglar kechiktirsa" degan. O'qolinglarda o'zlaringning uylaringda, boringlar keyin jamoatga degan. "Va ja'alu salatakum ma'hum subha." Ular imomlar bilan o'qigan namozlaringiz subha, ya'ni nima subha degani? Nafil degani. Nafil qilinglar. Amr ibn Maymun aytadi. Shunda Abdulloh ibn Mas'udga aytildi: "Fa kayfa lana bil jamoa?" Biz jamoatga qanday erishamiz unda? Ya'ni hozir biz har kuni uyda o'qursak, jamoatda o'qolmaymiz unda, to'g'rimi deganida ya'ni. Endi qarshi chiqish kerak emasmi, ularga bir aytish, o'zgartirish kerak emasmi? Biz jamoatni qanday qilamiz endi? Deganda faqolali Abdulloh Mas'ud menga aytdi deyapti. Ya'ni kimga aytdi? Amr ibn Maymunga aytdi. "Inna jumhurul jamoati hiya allati tufariqul jamoa." Mana qarang, ana shu gap meni yuqorida nazarda tutganim. Hali keladi Ibn Mas'uddan dedim-u, jamoat deganda kim nazarda tutishlik. Ibn Mas'ud aytayaptiki, sen hozir yuqorida Amr ibn Maymun aytdi-ku, jamoat shunday qilyaptiki, biz hozir jamoatga xilof qilgan bo'lib qolmaymizmi dedi-yu. Butun jamoat shunaqa qilgan. Hozir kunda mana butun jamoat posh bo'lib ketdimi? Butun musulmonlar jamoati aksari posh bo'lib ketdi. Endi shundan uchun hozir Amr ibn Maymun Ibn Mas'udga aytayaptiki, hozir biz jamoatga xilof qilgan bo'lib qolmaymizmi uyda o'qib kelsak? Masjidga kelib ikkinchi nafl qilsak deganda Ibn Mas'ud aytayaptiki, o'sha jamoating bugun jamoatga xilof qilyapti deyapti. Ya'ni seni jamoating Rasululloh aytgan jamoatga xilof qilyapti. Qaysi jamoat? Sahobalar, tobiinlar, tabi tobiinlar jamoatiga deyapti ya'ni. O'sha jamoatga xilof qilyapti. Tabi tobiinlar desak to'g'ri bo'lmaydi, hozir bu tabi tobiinlar zamonida o'zi Ibn Mas'ud aytayapti bu gapni.
اینما الجماعه ما وافق طاعت الله و این کنت وحدک دیگه مرا جماعت نمه دسه الله نه طاعتی که موافق بولش اوشه جماعت اگرچه بده یا لغوزی موسیقی هم دیگه دیمک بر میلیون مسلمان بر میلیت مسلمان گه موافق بولش که دیگه نمه جماعت که موافق بولش که دیگه مرا حتی که جماعت نمه دسه بر دانه آدم بوسه یمش بر میلیت مسلمان ده چیده اوشه اگر حق استوده بوسه اوشه جماعت دیگه دیگه چونکه اونو تگیده تامر بار خلچه تو رو من صحابه‌لر، تابعین‌لر، تبع تابعین‌لر قنچه تامر بار. همین شو جماعت دیرد یعنی. خب، عن سعید بن حذیفه قال سمعت ابا عبد الله یعنی اباه یقول حذیفه رضی الله عنه دن کلیت. والله حذیفه ایتیبت ما فارق رجل الجماعه شبرا وهو يشبر الصواب بشين معجمه عند فخذه الا فارق الجماعه. Huzayfa aytadilar, Allohga qasam, kim jamoatdan bir qarich uzoqlashsa, va hoyash bir degani, beshini mo'jama, endi fahizih degani qarichlab ko'rsatdi. Ya'ni yuqorida Huzayfa sonni yonidan qarichlab ko'rsatib berdi-da, kim jamoatdan bir qarich uzoqlashsa dedi, albatta jamoatdan ajralibdi deyapti. Ya'ni men bir qarichgina ajraldim-ku degan gap ketmaydi. Bir qarich ajraldingizmi, o'zi nima qildingiz deyapti, jamoatdan ajraldi, ketdi deb. Chunki biz aytdik-ku, bu yo'l bo'ladigan bo'lsa yo'lni boshlanish tomoni o'zi bir qarich chiqadi har doim, to'g'rimi? Masalan, poyezdlarni relisiga qarasangiz ham o'zi bir qarich ajraladi boshda. Shu bilan keyin ajralib ketadimi? Bunisi mashqqa qarab ketadi, bunisi qayerga qarab? Mag'ribga qarab ketadi masalan. Shuning uchun aytayotki, bir qarich ajraldim o'zi bo'ldi, nima degani? Jamoatdan ajraldi degani. Men bu yog'im shunchasi turibdi-ku hali degan gap u ketmaydi yani. Hop. عن الأعمش عن المسيب بن رافع قال سمعت أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتنة. أبا مسعود تن إشتك وكشو چقب قادسية يولده كتتكن فايتة بز وكشو قايتك بز بر نصيحة قلين عدملر فتنة كتشب قالده فتنة بولي أبتا ديدك بز بلميمز احتمال بندن كي سيزي يولو خامز مي يوغ مي أبا مسعود صحابي دن سوري أبتا ده صحابی ایتی که اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. صبر قلیلر الله که تقوا قلیلر تا یخش آدم راحت لنگینچه و یماندن قتل گینچه. من با حسل بیام حدیثه کیگن بر جماعت بر جنازه اتب قصه رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایتی که مستریح او مستراح من دیگرلر نما دیگن مستریح دیگن قتل دو دنیا تشوشلردن راحت که کت دیگن مستراح من دیگه اوندن قتلند راحت تابت آدم داد دیگه صحابه را چون بسته سورگن نمه او یا رسول الله راحت که کت راحت که ارشل دیگه رسول الله اتکلر که یخشی آدم اولسه قتلد دنیا فتنه سدن تشوشدن خیر که کتده جنت که راحت که کتده یعنی یوم آدم اولسه پاجر بندلر حتی که تاغ و تاش در اقلر اوندن قتلد دیگه یوم آدم شونه قچی مبولده یورگن یورده درخ لرده کیسیب حیوان لرده او روب تیپیب شونه خواهد بر یوم آدم اولسه بطن دنیا اوندن قتل هد دیگر لرده راحت لنده هم الحمدلله اولده شده اید یعنی شونه چونه منه بیده اتیبت که صبر خریلر یخش لرم اولده یخش لیکی کیته ده یوم آدم اولده اولدن قتل لنده حاله دیبت ده یعنی جماعت ده لازم تطول دیبت الله تعالی امتنا زلالت است جملمه کینگیس نت هم خوب دشوا. ابو مسعود البدری قال خارج معه اصحابو یشیعونه حتی بلغ القادسیه. ابو مسعود اصحاب لارو کشون چیزو کزت خویشت. قادسیه گیت کنچه هر گپ لش بارش داده. فلما ذهبوا يفارقونا اکشدن عجل المقصود ولش کند عیشتی که رحمه کالله اینکه که قدر آیت خیرا. ابو مسعود کیت شد. کوب یاشلی در کورگانسیز. کوب یاشلی در که شاهد بوجانسیز. بزگه بر حدیثاتین الله بزن بر منفعت لنتسن شو حدیث بلندیگند خوب داده. من کوب یاشلیکلر کردم من یاشلیکلر گواه بودم من، لکن من قورقم این که شو زمان گه چه قالدرلیگن لیگم من دبر یامالی بولگن لیگو چند دیاب. ابو مسعود بدری حاضر صحابی خیلی زمان دیتی ات بگیابد تابین لر زمان دیتی. عتیب تو که شوند یامان فتنه زمان لردم من حالیم یاشت کن لیگم دن قورقم این که الله میگه بر یامالی گر آدکی این شکلی دیاب. شو درجه دو قورقی ات نه صحابی بودن بودن. فاتقوا الله ديابت وعليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة واصبروا حتى يسري حبر أو يستراح من فاجر.
كينجس نظر بعيد بن حراش اهتدله قال حذيفة عند الموت حذيفة رضي الله عنه هتلر أولمتو شكديات كامبيت رب أيام لو أتاني الموت لم أشك فأما اليوم فقد خالدت أشياء لا أدري على ما أنا منه منها حذيفة يمان اهتدله صحابي bir kunlar agar o'lib ketganimda hech shak qilmasdim, ya'ni o'laman, jannatga ketaman deb ishonardim degan. Bir kunlar, ya'ni agar Rasululloh zamonlarida yashab yurgan vaqtlarim deyapti-da. Lekin bugun bo'lsa ko'p narsalarni aralashtirib yubordim. Bilmayman bugun men qanaqa holatdaman deyapti. Sahobiy aytayapti degan. Qala va avsa Abu Mas'ud fa qol alayka bima ta'rif va la tulawin fi amrillah. Sen bilgan narsalaringni lozim tut. Ya'ni sahobalardan, tobiinlardan bilgan narsalaring lozim. Allohning dinida rang-barang bo'lma deyapti. Yoki wala talawun desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni talawun bo'ladi-da. Ya'ni Allohning dinida, Allohning ishida rang-barang bo'lma. Ya'ni bugun unaqa, ertaga bunaqa bo'lma deyapti ya'ni. Hop, King is not Muaviya ibn Abi Sufyan xutba qildilar. Muaviya radhiyallohu anhu aytdilarki, "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: La tazalu من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك أمتمدن بر أمت الله أمرن قائم قلب بردمان بولاد تنسيز الله أمرن الله قائم قلب دوام اتاد ايش قطعون يقال ميد زمان انا قلردن يعني ولكي خلاف قلر خلاف ولكي زلر برمي دميك خليمنا حند قندي حق طيف أسبار بوسن انجي مخالف بولاد ايش قطعون هم قصي كلب كتو ميدن hamma haq toifasinikimi muxolifi bo'ladi va uni chitta poylab turadiganlar bo'ladi. Qanday nima bo'lar ekan? Hali yaxshi bo'lib ketsa, yaxshilikka ergashib ketamiz. Yomon bo'lib ketsa, hammaga qo'shilib o'y yomonlar deb olamiz. Deb turadigan odamlar bo'ladi-da, munofiq sifatlar. Ana shu ikki toifa bor. Ochchasiga qarshi chiquvchilar va chittan demay yordamsiz qarab turuvchilar, ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, haq ahliga bularning ikkalasi ham zarar qilmaydi. Xilof qiluvchilar ham chittan demay qarab turuvchilar, ya'ni. To Allohning amri kelgunicha ular shu holatda davom etishadi, degan. قال عمير بن هاني قال مالك بن يخامر سمعت معاذ بن جبل يقول وهم بالشام ولار شام ددلر ولار شام ددلر قال معاوية معاوية رضي الله عنه يتدلر كي هذا مالك السكسكي زعم أنه سمع معاذ بن جبل يقول وهم بالشام معاوية رضي الله عنه يتدلر منا شو مالك أتيبتكي معاذدن إشتكنكين ولار شام ددلر جايده Muaviya radhiyallohu anhu bu bilan o'zlarini haligi xilofatlarini yanada odamlarga ishontirganda Muaviya radhiyallohu anhu qayerda bo'lgan? Shomda bo'lgan. Bu bilan haligi odamlarga yanada haligi tasalli bergan. Xorijahul Buxoriy va Muslim. Lekin bir narsani tushunish kerak, o'sha Shomda bo'lishligi o'zigina ularni shunaqa qilib qo'ymagan. Shomda haq bo'lishlik ular shunaqa qilib qo'ygan. Chunki Shomda hozir eng tog'otlar ham yashayapti Shomda. Dunyodagi eng katta tog'otlar ham. O'sha yerda Shomda ular ham. Bashar al-Asad bo'ladimi, armiyasi bo'ladimi. Demak, u yerda bo'lishlikda o'zigina bir fazilat emas. U yerda bo'lib Allohning amrini qoyim qilish, Allohning dinini qoyim qilish, shariatni amal qilish. Ana shu hadisni nazarda tutilgan. Xorijahul Buxoriy va Muslim. Haddasana Qays ibn Qala sami'tu al-Mughira yaqulu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la yazalu unasun min ummati zahirin 'ala an-nas hatta ya'tiyahum amrulloh wa hum zahirun. Xorijahul Buxoriy va Muslim. Ma'mi qordagi hadis 168 ham 169 bu ham An Imron ibn Husayn an Rasulillah sallallohu alayhi vasallam qol la yazalu toifatu min ummati zohirin ala al-haq hatta yuqatilu akhiruhum ad-dajjal ummatun bir toifa haq usta zohir bo'lib davom etadilar ularning eng oxirgilari dajjalga jang qiladi shunga qadar davom etadi to Allohning amri kelguncha deyilyapti-yu yoki bir rivoyatlarda to qiyomat kelguncha deyilyapti shulardan maqsad shu Qiyomat kelgancha degandan maqsad shu eng katta alomatlar Dajjolni o'ldirilishi, keyin butun yer yuzida musulmonlar egallashligi o'shangacha davom etadi, ya'ni. Keyin yana zamon orqaga ketadi-yu. Shundan keyin qaytib, hali musulmonlarda bunaqa holat bo'lmaydi, qiyomat bo'ladi shundan keyin. Fi hadis Yazid zohirin ala man nawa'ahum. Ularga qarshi chiqqanlarga zohir bo'lishadi to Allohning amri kelgancha va Iso ibn Maryam tushgunicha deganlar, mana qarang. Iso alayhissalom tushgunicha shu ish davom etadi. Demak, faqat Iso alayhissalom zamonida bo'ladigan gap emas bu. Iso alayhissalom tushgunicha ular tinmsiz zohir bo'lib turadi, deyapti. Urush bo'lmaydi degani emas bu. Urush bo'ladi, lekin yengib yo'q qora olmaydi. Qarang, masalan, o'sha haligi nimani xilofati yiqilgan vaqtdan beri Usmoniylik xilofati.
Usmoniylik xilofati yiqilgan vaqtdan beri undan oldin endi bizga eng zohir ko'ringan payt shu Usmoniy xilofati yiqilgandan keyingi vaqt 100 yil bo'layotgan bo'lsa, 100 yildan ham o'tdi. Shu 100 yildan beri shu narsa ustida jang davom etib kelyapti. Lekin Alloh jamoatlarni almashtirib tashlayapti. Bo'lmay qolganini uning yangisi chiqaveryapti. Birinchi Usmoniy xilofati yiqilgan paytda bu Usmoniy xilofatini tiklaymiz deb chiqqanlar o'zining ixvonlar bo'ladi. Ixvonlar eng birinchilardan bular ya'ni ixvonlar. Lekin unda ular boshqa odamlar edi mutlaqo. Boshqacha odamlar edi. Endi ularni birinchi chiqargan odamlarda keyin ular shu g'oyada chiqdida urushdi, kurashdi-da ma'lum vaqt o'tgandan keyin manhajdan burila boshladi. Shunday ularda o'rni yangilar keldi. Ya'ni davom etaveradi. Ular ham kurashdi, yangilar chiqdi. Keyinchalik Taliban chiqdi mana. Taliban chiqdi, Al-Qoida chiqdi, boshqa chiqyapti. Mana shunday qilib, bu haq toifa bitta odamning mulki emas, ya'ni yoki bitta firqaning mulki emas. Haq bo'lib chiqadi, lekin yaramay qolsa almashadi, uniga yana bitta kelaveradi. Chiqadi, yaramay qoladi, yana manhajdan toyiladi, yana ketadi, uniga bitta kelaveradi. O'sha haq ahli turaveradi. Qachongacha? Toki Isa ibn Maryam tushguncha deyilyapti mana. İsa aleyhisselam tushguncha Alloh almashtirib o'rniga olib kelib odamlardan ashroq qilib haq ahlini haq qilib qo'yaradi. Lekin yo'q qilib yuboradi. Masalan, kofirlarda bir odamlar shu gumrohligidanki, bundan katta Lenin davridan Lenin aytib kelgan, yo'q qilib bo'ldi, tamom yo'q qildik bularni hammasini. Gitlerlar hammasi aytib kelgan, bularni hammasini qirib yubordik, yo'q qildik. Yo'q, chiqaveryapti yana. Masalan, Afg'oniston yo'q qilib yubordik bo'ldi deydi 100 yildan beri. Yo'q, chiqaveradi. Yana hali ham urush bo'lyapti masalan. Hop, endi masalan Suriyani aytishyapti, 1 yilda yo'q qilamiz degan. Yo'q, yana chiqaveradi. Iroqda aytishgandi mana. 10 yildan beri aytishadi, yo'q qilib yubordik bo'ldi Iroqda deydi. Yana chiqaveradi. Endi mana Misrda mana Saynoni. Bo'ldi, yo'q qilib yubordik, ustasi qolmadi, yana chiqaveradi. Qayerdan chiqyapti, Alloh biladi. Alloh chiqarib qo'yaveradi yani. Shuning uchun ham bu Allohning amri kelgunicha davom etaveradi, ularga zarar qilmaydi degandan maqsad sizga tiq tegmaydi degani emas. Bo'l shahidlar beriladi, hamma katta-katta musibatlar bo'ladi. Bu yo'lni yo'q qilib yubora olmaydi. Bu yo'lga zarar bera olmaydi. Odamlar ketaveradi. Shunda ham ketyapti-ku odamlar. Kofir ham ketyapti. Musulmon ham ketyapti. U odam ketaveradi, lekin bu yo'l chiqaveradi, yani, davom etaveradi. Yani. Akhrajahul Buxoriy va Muslim min hadisi Qotada. Hop, an Sa'd ibn Abi Waqqas qala qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la yazalu ta'ifatun min ummati zahina ala ad-din. Ummatimdan bir toifasi din usti zohir bo'lib, aziz bo'lib qiyomatga qadar davom etadi deb. Bu ham hadis. Hop, Abu Hurayra radhiyallohu anhu deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "La yazalu isobatun minan nas bir guruh odamlar" deyapti mana. Tinimsiz haq usti davom etadilar, ularga xilof qilganlar xilofi ularga zarar bermaydi, to Allohning amri kelgunga qadar. Hop, keyingi hadis Muawiyatun Qurradan, kishi otasidan, yo hadis ayni Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "La yazalu nasu min ummati mansurin." Nusrat berilib bir ummat doim haqda bo'ladi. Ularga yordamsiz qo'yganlar ularga zarar tegmaydi. Hatta taqumasa. Keyingisi Jabir ibn Abdulloh aytadilar. Qala sallam innal islam bada'a ghariban va sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qulna man hum ya Rasululloh? Qala alladhina yuslihuna hina yafsudun nas. Yoki ikki xil rivoyat bor. Alladhina yuslihuna hina yufsudun nas. Rivoyat bor. Ya'ni islom g'arib bo'lib boshlandi, voyana g'ariblikka qaytadi, g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Kim ular ya Rasululloh desa, bu kerak buni. G'aribmiz deb oliga qilsin, bekasini qilsin yuradigan odam degani emas, g'aribmiz degani. G'arib bo'lib qoldi endi. G'aribmiz kim degani? Odamlar buzilganda solih bo'laydi deganlar. Ikkinchi rivoyat bor, odamlar buzsa nima qiladigan? Tuzataydiganlar deganlar. O'sha nima bo'ladi? G'arib bo'ladi. O'shanda siz haqiqiy his qilasiz. G'ariblik nimaligini. Yani, odamlar buzaveradi, siz nima qilaman, tuzaman desangiz, sizga buzib qo'yaveradi. Ana shunda haliga inson g'arib bo'ladi degan. Hop, keyingisi ham shu hadis Abu Hurayradan al-islam bada'a ghariban va sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba qalu ya rasululloh va mal ghuraba qala alladhina yasluhuna inda fasadin nas. Ana Abu Hurayra taqala tarayan nasul hilal zata laylati. Bir kecha odamlar hilolni ko'rmoqchi bo'lishdi. Ya'ni ko'rishga harakat qilishdi. Oy chiqibdimi deb qarashdi-da hamma tepaga. Faqalu ashtiki ma ahsana qanday chiroyli qanday aniq chiqibdi deyshti. Oy tiniq aniq chiqibdi. Hamma ko'ryapti. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Kayfa antum idza kuntum min dinikum fi misli al-qamari laylatal badri la yubsiruhu minkum illa al-basir." Qanday bo'lar ekanki holatlaring, sizlar hali dinlaringda shu holatga borib qolasizlarki, dinlaring to'lin oy kechasidagi oydek bo'lib turadi.
Masalan, qop qorong'i kechada 14 kunlik oyni ko'rmaslik iloji bormi, hava ochiq? Yo'q, charaqlab ko'rinib turadi, to'g'rimi? Lekin dinlaring shunday bo'lib qoladiki, hali deganlar. Shu eng yaxshi o'tkir ko'zlik odamlargina uni ko'ra oladigan bo'lib qoladi, to'lin oydek. Shunday yorqin bo'lishiga qaramasdan, lekin uncha-muncha odam shu dinni ko'rmay qo'yadi deganlarda, ya'ni. To'lin oy qanday yorqin? Shunga qaramasdan ko'pchilik ko'ra olmaydi. Dinda ham hali shunaqa g'urbat qilib zamon kelib qoladi degan. Laybusiruhum minkum illal basir, ko'zi o'tkir odamlargina ko'radigan bo'lib qoladi deyapti. Ya'ni bunda yuqoridagi haligi haqqi odamlar haqdan ko'r bo'lib qolishligi nazarda tutilyapti. Osmonda oydek charaqlab turibdi, haqiqat masalan, lekin odamlar haligi ko'rmaydi. Yani.